Kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. O kadar çok mesaj aldım ki. Emine Hanım siz böyle yufkaları çok güzel açıyorsunuz. Biz açamıyoruz. Bir börek de yapamıyoruz. İzlemekle kalıyoruz diye. Ben de ne yaptım? Bu böreği size illaki alıştıracağım. Illaki öğreteceğim diye yapabileceğiniz en kolayından Yine el açması bir börek yapacağız. Ama böyle yağlı bir hamur olacak. Siz bile kendiniz nasıl yaptım diye inanamayacaksınız. Nasıl mı yapacağız? Hemen bir hamur yoğurmakla işe başlayacağız. Daha sonrasında e, hep beraber böreğimizi hazırlayacağız. Gerçekten çok kolay yapacağınız bir börek olacak. Bana güvenin ve videomuzu sonuna kadar izleyin efendim. Evet bu videoyu anlatırken çok konuşacağım. Baştan söyleyeyim sizlere. 3 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Bir dolu tatlı kaşığı tuz. Benim kaşığım biraz az olduğu için az daha ekledim dolu dolu bir taş kaşık tuz, tatlı kaşığı ve suyumuzu bu şekilde karıştıralım ve unumuzu ilave edelim. Suyumuzun hani böyle sıcak olmaması lazım. Soğuk da olmaması lazım. Hafif ılık olursa çok daha iyi sonuç alırız. Hani şu yırtılmadan açılan yufkalar var ya o şekilde yufka açacağız. Dediğim gibi siz bile inanamayacaksınız. Baklavalık böreklik mutlaka baklavalık böreklik un kullanın. Un çok önemli bu börekte. Ee, hani marka demeyeyim sizlere de e, ama baklavalık böreklik un kullanın püf noktalardan bir tanesi hamurunuzu çok güzel yoğurmanız yani bu şekilde yaklaşık 3-4 dakika Hatta 5 dakika elinizin içinde hamuru sakız gibi kıvama getirin arzu ederseniz makinede e, yoğurabilirsiniz yoğurduktan sonra büyük değil. Hani ben şimdi çok büyük açıyorum yufkalarımı ama dediğim gibi bu eğitim videosu olduğu için yufkalarımı minik minik açıyorum. Bezi haline getiriyorum, yuvarlıyorum. Ve bir kenara alıyorum. Ayırdığım yufkalarımı çok hafif unlamış olduğum tepsime alıyorum. Bezelerimi. Hani bunun miktarının önemi yok. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, küçük bir, bir mandalina büyüklüğünde hamurlarınızı alın. Hani çok küçük değil de normal bir mandalina büyüklüğünde hamurlarınız olsun. Şimdi üzerini örteceğim. Yaklaşık bir saat hamurumu dinlendireceğim. Bu aşamada e, 150 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ. Sıvı yağ az gelebilir. Hatta bir buçuk bardak yapabilirsiniz onu. Yağımızı kaynatmayacağız. Eritip kenara alıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, bir saat dinlenmiş olan hamurumuzu Bakın kıvamı inanılmaz güzel oldu. Zaten yoğururken ne sert bir hamur olacak ne yumuşak bir hamur olacak. Orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Bütün e, dinlenmiş olan bezelerimizi bu şekilde çok unlamayacağız. Çok hafif unlayarak bir kenara alıyoruz. Hatta tepsimi ben kenara çekeyim bu şekilde daha kolay çalışacağım. Hepsini bu büyüklükte açıp fazla açmıyorum. Bu büyüklükte açıp hamurlarımı bir kenara alacağım. Yani bu böreğin en e, özelliklerinden bir tanesi çok güzel bir hamur yoğurmanız gerekiyor. İkincisi, ham unun un kaliteniz çok önemli. E, kaliteli bir un kullanmanız gerekiyor. Üçüncüsü ve en önemli püf noktalardan bir tanesi, e, hamurunuzun çok iyi dinlenmesi lazım. Dinlenmemiş olan bir hamuru açamazsınız. O yüzden hamurunuzu güzelce, bolca dinlendirin. Dediğim miktarlar yeterlidir. Hani bir saat kadar dinlendirirseniz yeterli. Bir saatin sonunda bu şekilde bezelere ayırıp yağlıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yağlıyoruz daha sonrasında bir dinlenme işlemi daha yapacağız. Hatta şöyle yapın. Sabah kalkar kalkmaz ilk işiniz bu böreği yoğurmak olsun. Çünkü dinlenme süresi biraz uzun oluyor. Bu şekilde yağlamış olduğum hamurlarımın üzerine hamurlarımı ekliyorum. Tekrar yağlıyorum. Yağlı olduğu için üst üste koyabilirsiniz. Bir yapışma gibi bir söz konusu olmaz. Yani 150 gram tereyağına bir çay bardağı sıvı yağ biraz az gelebilir. Bir buçuk çay bardağı ilave ederseniz daha güzel olur. Ben zaten malzeme listesini videomun alt kısmında yaz bölümünde e, neyi ne kadar kullandım tek tek yazacağım. E, oradan da takıldığınız yerde bakabilirsiniz. Şimdi bu böreğimi ben ıspanaklı yapacağım arkadaşlar. Çok videoyu uzun tutmamak için ıspanaklı iç harcı daha önceki böreklerimde hazırlamıştım. O iç harcımı size anlatacağım. Biraz sıvı yağ, biraz tereyağla bolca soğanı karamelize olana kadar kavuruyorum. Kavurduktan sonra yıkamış ve ayıklamış olduğum tertemiz olan ıspanaklarımızı ortadan ikiye, üçe bölüyorum. Kavrulmuş olan soğanlarımıza biraz kırmızı pul biber ilave ediyorum. Sonra ıspanakları üzerine ekliyorum. Ispanakları bir güzel karıştırıyorum. 3-4 dakika kadar karıştıktan sonra karabiber ilave ediyorum arkadaşlar. Tuzunu ilave ettikten sonra kapatıyorum soğuyorum. İç harcımız bu şekilde hazır. Şimdi dinlenmiş olan hamurumuzu Şöyle açmaya başlıyoruz. Büyük açmanıza gerek yok. Ben bunun 10 katını açıyorum elimde ama dediğim gibi amaç burada. Bunu küçük açmak ve bunu sizlere nasıl açıcı hani illa benim kadar büyük açmak zorunda değilsiniz onu göstermek istiyorum. Bu kadar küçük açarak da çok güzel börek yapabilirsiniz. Evet kenarlarına güzelce kalın kısımları kalmayacak şekilde inceltiyoruz. Çok hafif ince olan kenarlarını alıyoruz. Çok hafif. Fazla değil. Yine fırça yardımıyla şöyle hafiften yağlıyorum. Şimdi ıspanaklarımı bu şekilde içine yerleştiriyorum. Rula yapmaya başlayacağız. Böreğimizi sarmaya başlayacağız. Ispanağa çok fazla iç harcı koymayın. Çünkü hamurumuz çok küçük olduğu için Biraz boğabilir, e, ıspanak fazla gelebilir. O yüzden iç harcınızı çok fazla koymanıza gerek yok. Hatta benimkiler de biraz fazla oldular. Yani ne yalan söyleyeyim. Birazcık daha az koysam daha da güzel olurmuşlar. Şimdi uçlarını bu şekilde, iki ucunu bu şekilde bastırıyorum. Biraz kalın olan kısmını alıyorum çok hafif bir şekilde. Kendi etrafında rulo yapıyorum. Bu şekilde böreğimiz hazır. İkinci yufkamızı açmaya başlıyoruz. Açarken mutlaka yine yağlayın hamurunuzu bolca yağlayın. Daha sonrasında yağ eklemenize gerek yok. Bu şekilde hep aynı yöne doğru çekmeyin arkadaşlar hamurunuzu. Böyle uçlarından tutarak genelde bu böreği açarken yırtılmıyor da hep bizim parmaklarımızı deldiği için yırtılıyor. O yüzden hafif dokunuşlarda her yerinden eşit bir şekilde çekerek hamurumuzu büyütüyoruz. Hatta böyle dikdörtgen hale getiriyoruz. Bu şekilde. Yine kalın kısımlarını alıyorum. Hani fazla değil, çok minik ince bir şey, tabak şey şeklinde alıyorum. Üzerine tekrar yağ serpiyorum. İç harcımızı ilave edip rulo yapıp Şimdi Ramazan'da yaklaşıyor arkadaşlar. Bu böreğinizi e, bu şekilde hazırlayıp kıymada ekleyebilirsiniz biraz pırası iç harcınıza, ıspanağınıza. Bu böreği bu şekilde hazırlayıp pişirmeden, pişmeden üzerini yağlayıp pişirmeden derin dondurucuya atabilirsiniz. E, donduktan sonra e, yani Ramazan içinde yavaş yavaş böyle stok yapabilirsiniz. Artık Ramazan yaklaştı. Elinizin altında börek hazır böreğiniz olur İlla Ramazan için değil bir misafiriniz geleceği zaman bile e, her zaman dolabınızda buzluğunuzda e, bulundurabilirsiniz çok pratik oluyor Ben hamurlarımı açtım tepsilerimi doldurdum bu şekilde fırına gönderdim buyurun sesi izleyin yeni bir tarifte yeniden görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın